ailede guatr şikayeti dolayısıyla ameliyat olan izleyicilerimiz var. Sonrasında kişiyi neler bekler, nelere dikkat etmesi gerekir, gebelikte sıkıntı olur mu diye gelen soruların cevabını öncesinde değerli hocamızdan alalım. Evet, yani tabii biz guatr hastalığı, yani tiroid hastalıklarında tabii önce genel bir sınıflama yapalım. Tiroid hastalıkları dediğimiz normal büyüme, guatr dediğimiz basit büyümelerdir. Bunlarda herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur. Geçmiş yıllarda gerek Karadeniz bölgesinde gerekse göller bölgemizde iyot eksikliğine bağlı olarak tiroid bezinin büyümesini çok sık görürdük. Artık birçok gıdada ve özellikle tuzda iyot katıldığı için bu tür büyümeleri çok görmüyoruz. Normal tuz bizim evimizde kullandığımız olmaması mı gerekiyor? Çünkü bazen de iri tuzları evime artık alıyorum diye bazen eş dostla da konuşuruz. Hangisi doğru diyelim ya da? Şimdi geçmiş yıllarda kaya tuzu benzeri şeyler kullanılırdı. Aktarlarda. Ve tuzlarda tuzlar iyot açısından bazıları fakirdi. Zaten iyotun en çok bulunduğu iki tane ortam var. Biri toprakta, diğeri deniz suyunda. Gıdalarla eğer ki biz balıktır, kabuklu deniz mahsulleridir, bunları yiyecek olursak yeterince iyot almaktayız. Bunun yanında eğer ki sel, işte fazla yağmur gibi durumlarda toprakta bulunan iyot suya bağlanarak akar. Böylece orada yetişmekte olan gıdalarda, yani daha çok meyve, sebzelerde yeterince iyot birikimi olmadığı için de daha az iyot almış oluruz. Geçmişte az önce bahsetmiş olduğum bölgelerde iyot eksikliğine bağlı olarak oldukça büyük guatrlar görülürdü. Ama şimdi dediğim gibi tuza iyot katıldığı için artık bu kadar büyük guatrları görmemekteyiz.